Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Sükan. Bu videoyu YEKÜ bursiyerlerine armağan ediyorum. Ben reklamcıyım. Önce yurt dışında, daha sonra ülkemizde farklı uluslararası ajanslarda çalıştıktan sonra 15 yıl önce Zon İletişim Ajansı'nı kurdum. Birçok uluslararası markaya, kurumsal firmalara, bankalara, tanıdığınız markalara da hizmet veriyoruz. Reklamı hayatın her yerinde görüyorsunuz. İçinde yaşıyorsunuz, televizyonda, açık havada, dijitalde, gazetede, dergide, çok gazete kalmadı artık ama her yerde görürsünüz. Reklamın birkaç departmanı vardır. Aslında en önemli departmanı yaratıcı olan kısım ve diğer kısımlar diyebilirim. İçinde strateji, müşteri departmanı gibi alt kırılımları olan birçok tanımlamaları var reklamın içerisinde. Reklam ve iletişim üzerine bir eğitim almak ve bu alanda çalışmak istiyorsanız aslında bu yaratıcı kısımda mı olacaksınız yoksa diğer kısımda mı olacaksınız? Bunun kararını vermiş olmanız gerekiyor. Ben yaratıcı kısımdan başladım, art direktör olarak başladım. Tipik bir iş günümde daha çok şu anda tasarım yapamıyorum. Keşke yapabilsem. Fırsat buldukça da yapmaya çalışıyorum aslında. Ancak daha çok fikirleri konuşmak, ekiplerle konuşmak ve müşterilerimizle projeler üzerine tartışmak üzerine geçiyor benim zamanım. Bu işi etkin bir düzeyde yapabilmek için kişilik özellikleri, yaratıcı olmak gerçekten çok önemli. Açık fikirli olmak. Biraz inatçı ve sabır, ısrarcı olmak gerekiyor. Çünkü insanları ikna edebilmek, öncelikle kendinizi ikna edebilmek için çok üzerine sıkılmadan çalışmanız gerekiyor. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz gerekiyor. Çünkü konu iletişim olduğu için öncelikle hem anlayabilmek hem de iyi anlatabilmeniz gerekiyor. İşiniz hangi güçlü yönlü becerinizi kullanmanızı fırsat veriyor. Ben işimin benim en hoşuma giden tarafı her türlü bilgiyi kullanabiliyor olmanız. Yaratıcılık en zor şey kendinizi şaşırtmaktır. Çünkü size çok farklı bir şey ve insanlar şaşırmak için, duyduklarından etkilenmek için bir proje verirler, bir brief verirler. Ve siz de bunu sağlayabilmek için içerisinde ya bir onu etkileyecek bir şey gizlersiniz, bir şey saklarsınız, bir espri yaparsınız. Ama bunun içinde bir beklenmeyeni yakalamak gerekir. Yaratıcılık da aslında orada giriyor işin içine. Bunu yapmanız için de aslında bunun bir kitabı yok. Tabii ki yöntemleri var. Ama en önemli beslenme kaynağı bilgi birikiminiz. Ve bunun da tek bir kaynağı yok. Okuduğunuz bütün kitaplar, gördüğünüz filmler, dinlediğiniz müzikler, ne kadar genişse dar ağacınız, o kadar tabii kullanacak altyapınız olmuş oluyor. Bu işi nasıl bir ortamda yapılabilir? Her ortamda yapabilirsiniz. Yine diğer en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Hatta ben daha ilk mesleğe başlarken askere gittiğimde vakit boş tabii bekliyorum. Nöbetteyken, işte sıradayken, günlük işleri yaparken sürekli aklımda kendi kendime projeler verip, düşünüp hoş fikirler bulmaya çalışıyorum. Bu öyle bir iş ki elinizde bir kağıt, bir kalemle yapabiliyorsunuz. Ha bunu tabii ki icra ederken daha sonra eğer art direktörseniz bir bilgisayara ihtiyacınız oluyor tabii. Ama çok sevdiğim bir reklamcı birimin bir lafı vardı mesleğimin başlarında. Önemli olan fikir derdi. Fikir varsa çizen de bulunur, yazan da. Dolayısıyla bir fikir gerçekten iyiyse o bütün zaten şeyleri, algıları delip geçebiliyor. Bunun için de hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Her an yürürken, eve giderken benim çoğu fikir aklıma koşarken gelir. Ben spor yapıyorum, bisiklete biniyorum, uzun mesafe koşuyorum. Çok büyük bir çoğunluğu hep koşarken gelir.
İş yaparken motivasyonu düşüren başka şeyler nelerdir? Motivasyonu düşürecek çok özel bir şey söyleyemem. Belki hani ülkemiz koşulları olabilir. Dünyaya kıyasla daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha gelişen bir ülkeyiz. O yüzden belki keşke biz de daha büyük prodüksiyonlar yapsak, daha büyük, daha çok reklam yapsak diye bir serzenişte bulunabilirim. Ama özellikle demotive eden bir şey yok. Tatmin olduğumuz anlar, bu çok fazla var. En önemlisi en ufak bir işin küçük parçası, bir logo bile olmasa, logonun ufak bir parçası veya bir kampanyanın bir fikri herhangi bir şey yarattığınızda o ister istemez çok büyük bir tatmin veriyor. Bunun bir fazlası yaptığınız işi mecrada görmek. Bir film hayal ediyorsunuz ve o gerçekleşiyor. Büyük bir ekip o fikir için toplanıyor. Büyük paralar harcanıyor. İnsanlar geliyor ve kafanızdaki o hayali gerçekten bir senaryo olarak görüyorsunuz. Bu çok tatmin edici bir şey. Yine bir üst seviyesi de bu film sayesinde gerçekten insanların kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ve o hizmeti satın aldıklarını, o hizmetten mutlu olduklarını görüyorsunuz. Bu daha da bir üst seviye tatmin veriyor. Yine tabii bir üst seviyesi de bunu ödüllendirilmesi. Bizim sektörde çok ödüller vardır, yarışmalar vardır. Belki bazılarını duymuşsunuzdur. Bunlar da yine tatmin eden konulardan bazıları. İşin ise farklı bir bakış açısı tanıdı mı? Tabii ki tanıdı. Bizim işimiz algı yönetimi olduğu için beynin nasıl çalıştığını anlayabiliyorsunuz. Daha doğrusu anlamanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Karşınızdakinin söylediğiyle aslında düşündüğünün aynı olmadığını zaten biliyorsunuz ve onu sürekli çözümlemeye çalışıyorsunuz. Hislerini karşındakinin deşifre edip aslında ona tercüme ediyorsunuz ve olması gerektiğiyle buluşturmaya çalışıyorsunuz. Biraz soyut gibi geliyor ama gerçekten doğru bir reklamı gördüğünüzde sevdiğiniz herhangi bir markanın reklamını biraz daha inceleyin. Bir de az sevdiğiniz ama reklamı daha çok sevdiğiniz bir reklamı karşılaştırdığınızda bunları yavaş yavaş sezebiliyorsunuz. Ama biraz kısa olduğu için çok fazla örnek veremiyorum. Günlük hayatta nasıl bir ilişkisi var birbirinden mesela işte ama bu ilham alma konusu demin söylediğim gibi geniş bilgi daracı olması her şeyi okumanız gerekiyor her şeyden beslenmeniz gerekiyor daha doğrusu bu şekilde gerekmese de bunu yapan kişiler farklılaşıyor çünkü yaratıcılık için malzemeye ihtiyacınız var var olan iki farklı şeyi birleştirip yeni bir şey yaratıyorsunuz aslında. Ve bu farklı bir şey olarak ortaya çıkıyor. İşte o var olanlar ne kadar çoksa o kadar farklı kombinasyon yapma şansınız var. Bunlar düşünceler için de geçerli. Yaptığım işte bir hayalim aslında vardı. Kendi markalarıma bu deneyimi uygulamaktı ve şu anda da şanslıyım ki bunu gerçekleştiriyorum. İş hayatımda iz bırakan anılar aslında çok var. Tabii hani müşterilerimizdeki, görüşmelerimizdeki o memnuniyetler, ödüller, yaratıcı ödülleri. Ama ilginç bir hikaye anlatayım. Aslında bu bir parça reklamcılık adına da güzel bir hikaye. Markamız Erpiliç'ti. 2005 yılında kuş gribi çıktı. Tabii kırılıyor. Belki bazılarınız hatırlar. Kuş gribi tehlikeli bir hastalık olarak yayıldı ve tavuk yenmemeye başlandı. Tavuk satışları inanılmaz düştü. Bizim markamız, biz de ne yapsak diye düşünüyoruz. O zamanlar ben kreatif direktörüm ve ekiple beraber düşünüyoruz nasıl bir iletişim yapacağız diye. Hani sağlıklı olduğunu firmanın anlatmaya çalışıyorsunuz ama sonuçta kuş gibi ve tavuk yemeyin diyorlar bir yandan. Siz de yiyin demek zorundasınız. Daha doğrusu zorunda değilsiniz de sizin o şartları sağladığınızı ifade etmeniz gerekiyor ki o güveni verip almalarını sağlayalım. Şöyle bir ilan yapmıştım.
Hatta espri şeklinde konuşurken geldi aklıma ve onu gerçekten yaptık. Bir taslağını yaptım aslında ve bir şey, müşteriye yollamıştık. İlanda bir dana duruyor, bir de tavuk duruyor. Dana tavuğa diyor ki, üzülme kuşum diyor, bana da deli diyorlardı diyor. Bundan bir sene önce de çünkü deli dana diye bir hastalık çıkmıştı ve o zaman da dana eti üzerine çok büyük bir satışların düştüğü ve uzaklaşıldığı bir dönem yaşanmıştı. Bu da böyle bir dönem. Aslında aldırma diyor tavuğa. Bu ilanı ben 2 gün sonra bir arkadaşımdan aldım. Benim müşteriye yolladım taslak ilanı. O ilan yakın bir arkadaşımdan geldi. Ben de şaşırdım. Bunu sen mi yaptın diye bana mail attı. Bir baktım mailin arkasında aşağı yukarı 40 tane mail adresi var. Bütün Türkiye'yi dolaşmış. Bizim yolladığımız müşteri tarafındaki kişi, pazarlama direktörü arkadaşımız diye bir arkadaşına yollamış beğendiği için. O bir arkadaşım bir arkadaşına derken bütün Türkiye'yi dolaşmış. Çok da hoşlarına gitmişler. Gitmiş ve biz alelacele orijinalini yaptık ve direkt yayınladık. Bütün işte gazetelere çıktı. Hatta üzerine de konuşuldu. Ve bunun sayesinde satışları, o markanın satışları da sanırım %20 oranında falan artmıştı. Bu da ilginç anlardan bir tanesi. Yine tatmin edici diyebilirim. Reklamcılık çok geniş bir konu. Çok bir bazı ipuçları verebildim ancak. Gerçekten seviyorsanız yapabileceğiniz bir meslek. Umarım başarılı olursunuz. Sevgiler.